Virginia Woolf Somut Cisimler Seslendiren Akın Altan Kumsalın uçsuz bucaksız yarım dairesinde hareket eden tek şey, küçük kara bir noktaydı. Karaya oturmuş sardalya sandalının sırt iskeletine yaklaştıkça, renginin biraz açılmasından bu noktanın dört bacaklı olduğu iyice seçildi giderek iki genç adam gövdesinden ibaret olduğu daha bir şüphe götürmez oldu. Kumdaki şu silüetlerinden bile hareket akıyordu. Vücutların bir yakınlaşıp bir çekilmesinde tanımı zor bir enerji vardı. Çok net olmasa da, küçük yuvarlak kafalardaki küçük ağızlardan taşan ateşli bir tartışmanın işaretiydi bu. Daha yakından bakılınca, bastonun sağ tarafta yeri durmadan dövüşü de durumu doğruluyordu. Yani şimdi şunu mu demek istiyorsun? Gerçekten inanıyorsun demek. Sözlerini bastonda, dalgaların yanı sıra, sağ tarafta kumda uzun, dik çizgiler açarak vurguluyor gibiydi. Politikanın canı cehenneme, dedi soldaki vücut açık açık. Bu söz söylenirken giderek her iki sesin sahibinin de ağız, burun ve çeneleri, küçük bıyıkları, tübit kepleri, kaba çizmeleri, Av ceketleri, kareli çorapları iyice belirginleşti. Pipolarının dumanı havaya karışıyordu. Millerle ölçülen deniz ve kum tepecikleri boyunca bu iki vücut kadar somut, o kadar katı, canlı, kırmızı, tüylü ve erkeksi başka bir şey yoktu. Kara sardalya sandalının altı omurgalı sırt iskeletinin yanı başına verdiler. Hani vücudun silkinip kendini tartışmadan sıyırır, anlık taşkınlığı için özür diler gibi bir hali olur ya, kendini rahatça koy vermenin yeni bir şeyle, o an için bir sonra ne geliyorsa, ilgilenmeye hazır oluşun verdiği gevşemedir bu. İşte yarım mil kadardır bastonunu kumsala çala kılıç indiren Charles da şimdi su üzerinde taş kaydırmaya koyulmuştu. Politikanın canı cehenneme diye bağıran candı. Şu an parmaklarını kumun derinliklerine daldırmış kazıyordu. Eli bileklerinden öteye iyice derine girdiği için kolunu biraz kıvırmak zorunda kalmıştı. Bakışları deminki yoğunluğunu yitirmişti. Belki de yiten yetişkin insanların gözlerine gizemli bir anlam katan o deneyim ve düşünce derinliğiydi. Geriye kalansa çocukların gözlerindeki gibi hayretten başka bir şey ifade etmeyen o açık saydam yüzeydi. Hiç kuşku yok, kumu kazma işinin de bununla ilgisi vardı. Biraz düşündü. Hani hafif eşeliyince parmaklarını suyla buluşur. Artık bir delik, bir hendek, bir kuyu, bir kaynak, denize açılan gizli bir kanalolu verir ya. Eli hala suyun içinde bunlardan hangisini yapsın derken parmakları sert bir şeyle, katı bir cisimle buluştu. Büyük şekilsiz bir yumruyu yavaş yavaş yerinden oynatıp dışarı çıkardı. Üstündeki kumları temizleyince cismin yeşil rengi belirdi. Neredeyse ışığı geçirmeyecek denli katı bir cam parçasıydı bu. Denizin deviniminden köşeleri ve şekli öylesine kütleşmişti ki, eskiden şişe miydi, bardak mı, yoksa pencere camı mı söylemek mümkün değildi. Camdı işte. Değerli bir taş gibiydi. Şöyle bir altın çerçeve geçirilse ya da zincir takılsa kolaylıkla bir mücevher haline getirilebilirdi. Diyelim bir kolye ucu ya da parmakta yeşil tok bir pırıltı. Belki de gerçek bir mücevherdi. Koy boyunca kayığın arkasına oturmuş parmağını suda gezdiren, bir yandan da kürek çeken kölelerin şarkılarını dinleyen, kara kuru bir prensesin taktığı türden. Belki de Elizabeth devrinden bir batı hazine sandığının meşe gövdesi dağılmış, yuvarlanmış, yuvarlanmış, sonunda zümrütleri karaya vurmuştu. Can, camı elinde evirdi, çevirdi, ışığa tuttu. Öyle tuttu ki, yamru yumru şekli arkadaşının bedenini ve ileri uzattığı sağ kolunu örtü verdi. Yeşillik, göğe ya da insan vücuduna tutuluşuna göre hafiften artıp azalıyordu. Bu çok hoşuna gitmişti. Tabii şaşırtmıştı da. Denizin belirsizliği ve kumsalın pusu yanında cesim nasıl da sert, yoğun ve belirgin kalıyordu. Derken bir nefes sesiyle dağılıverdi dikkati. Arkadaşı Charles'ın çevredeki tüm yassı taşları fırlattığına ya da fırlatmanın anlamsızlığına karar verdiğine dikkat çeken derin, kararlı bir nefes. Birlikte sandviçlerini yediler. Bitince silkelenip ayağa kalktılar. Can, can yumruyu almış sessizce inceliyordu. Charles da cama bakıyordu. Fakat camın yaslı olmayışı hemen çekti dikkatini. Piposunu doldururken, aptalca bir düşünceyi terk etmenin verdiği canlılıkla, ''Dediklerime dönersek'' dedi. Canın Yumru'ya bir süre baktıktan sonra kararsız cebine atı verdiğini görmemiş, görmüşse de fark etmemişti. Bu ani güdü belki de çakıllı bir yolda bir çocuğu çakıl taşlarından birini almaya iten türdendi. Hani çocuk taşa odasındaki rafta sıcak bir yaşam ve güven sunar. Böyle bir davranışın verdiği güç ve iyi yüreklilik duygularıyla coşar. Taşın yüreğinin milyonlarca benzeri içinden seçilmekten deliye döndüğüne, yollarda soğuk, ıslak bir yaşam yerine bu nimetin tadını çıkardığına inanır ya, o türlü bir şey işte. Milyonlarca taştan biri olabilirdi bal gibi. Ama benim işte. Ben, ben, ben. Canın aklından bunlar geçti ya da geçmedi. Cam yumru raftaki yerini aldı. Evrak ve mektup desteleri üzerine tüm ağırlığıyla kuruldu sadece kullanışlı bir kağıt ağırlığı değil, genç adamın gözlerini kitabından kaldırınca bakabileceği ilginç bir nesneydi. Yarım bilinçle defalarca bakılan bir cisim, kendisini o an düşünülen şeye öyle derinden katar ki, gerçek şekli yeter. Biraz rötuşla, en umulmadık anlarda zihne takılıp kalan mükemmel bir şekle bürünüverir. Artık can, ne zaman yürüyüşe çıksa, sırf cam parçasını hatırlatan bir şey gördü diye antikacı dükkanlarının vitrinlerine kapılmış buluyordu kendini. Şöyle yuvarlakça, belki kütlesinin derinliklerinde son bir alev, gizli herhangi bir şey, yeter ki bir cisim olsun, herhangi bir şey, porselen, cam, kehribar, kaya, mermer, Hatta tarih öncesi çağlardan düzgün oval bir kuş yumurtası bile yetiyordu. Bu arada özellikle civarda, evlerdeki işe yaramaz eşyanın atıldığı izbe yerlerde de gözlerini yerden ayıramaz olmuştu. Böyle cisimler çokluk oralarda da bulunuyordu. Atılmış, işe yaramaz, biçimsiz cisimler. Birkaç ay içinde 4-5 şey daha toplanmış, raftaki yerini almıştı. Aslında işe de yarıyorlardı. Çünkü parlak bir meslek hayatının başında, Parlamento'ya aday birinin düzenli durması gereken bir dolu kağıdı olur. Seçmenlere hitaben konuşmalar, politikasını açıkladığı metinler, bağış formları, yemek davetiyeleri ve daha neler neler. Bir gün Temple'daki odasından çıkmış, seçmenlere yapacağı bir konuşma için trene yetişmeye çalışırken gözleri şu kocaman devlet dairelerinden birinin etrafını çevreleyen küçük çin kümeleri arasında yarı gizli duran ilginç bir cisime takıldı. Parmaklıklar arasından bastonuyla zar zor dokunabildi ama tıpkı bir deniz yıldızına benzeyen çok ilginç bir porselen parçası olduğunu açıkça fark etti. Şekil verilmiş ya da kazayla böyle şekilsiz fakat beş uç halinde kırılmış bir parçaydı bu. Rengi temelde maviydi. Aralara yeşil çizgiler, noktalar dağıtılmıştı. Kırmızı çizgiler de en göz alıcısından renk ve parlaklık veriyordu. Can ona sahip olmaya kararlıydı. Fakat o ittikçe cisim geri kaçıyordu. Çok uzaklaşınca odaya dönüp bir sopanın ucuna tutturulmuş bir tel halka icat edivermek zorunda kaldı. Sonunda büyük dikkat ve ustalık göstererek Porselen parçasını bununla elinin ulaşabileceği yakınlığa çekmeyi başardı. Uzanıp elini almasıyla bir zafer çığlığı attı. O an saatin sesi duyuldu. Artık konuşmaya yetişmesi söz konusu değildi. Toplantı onsuz yapıldı. Acaba porselen parçası nasıl olup da böyle ilginç bir şekilde kırılmıştı? Dikkatli bir inceleme yıldız şeklinin kesinlikle tesadüfi olduğunu gösteriyordu. Bu da durumu daha bir ilginç kılıyor. Evrende bir benzeri daha olamazmış gibi geliyordu. Rafta, kumdan çıkarılmış cam parçasının karşısında uzaydan gelmiş bir yaratık gibi görünüyordu. Tıpkı bir soytarı gibi tuhaf ve olağan dışı. Boşlukta gerçek bir yıldız gibi yanıp sönerek tüy hafifliğinde dolaşır gibiydi. Son derece canlı ve hareketli görünen porselenle dilini yutmuş, durgun cam arasındaki fark onu büyülüyordu. Merakla, şaşkınlıkla bu ikisinin aynı odada, aynı dar mermer parçası üzerinde durmak bir yana, nasıl olup da aynı dünyaya ait olduklarını soruyordu kendine. Sorusu cevapsız kalıyordu. Artık demir yolları arasındaki, yıkılmış evlerin çevresindeki her izbe köşeyi, Londra dışındaki fakir mahalleler gibi porselen kırıkları açısından en zengin yerleri keşfe çıkar olmuştu. Ne ki, porselen çok nadir atılır yüksek yerlerden. Pek az yaptığı bir şeydir bu insanın. Şöyle, çok yüksek bir ev ve aşağıda kim var aldırmadan tutup kavanozunu, kabını pencereden küt diye atacak kadar düşüncesiz ve siniri başına vurmuş bir kadın bulmak gerekir. Kırık porselen çoktur ama Evin içinde anlamsız bir kazayla kırılmış, hiçbir özelliği olmayan porselendir bunlar. Yine de işin içine iyice girdikçe, sırf Londra'da bulunan kırık şekillerinin bile akıllanmaz çeşitliliğinden sıkça hayrete düşer olmuştu. Kalite ve desen farkları ise başka bir hayret ve düşünme konusuydu. En güzel parçaları eve taşıyıp rafın üzerine, giderek ne yazık daha çok, bir süs aracı olarak yerleştiriyordu. Çünkü artık üzerine ağırlık konması gereken pek fazla kağıdı kalmamıştı. İşlerini ihmal ediyor ya da dalgınlıkla yapıyor. Belki de rafın görüntüsü ziyaretine gelen seçmenleri olumsuz yönde etkiliyordu. Nasıl olduysa oldu, onları parlamentoda temsil etmek üzere seçilemedi. Olanları çok ciddiye alıp Üzüntüsünü paylaşmaya koşan arkadaşı Charles onu bu felakete öyle az üzülür buldu ki henüz meselenin nedenli ciddi olduğunu fark edemediğini düşündü arkadaşının. İşin aslı Can o gün Barnes mahallesine gitmiş orada bir katır tırnağı çalılığının dibinde çok ilginç bir demir parçası bulmuştu. Şekli camınkinin neredeyse tıpatıp aynıydı. Okkalı ve küre biçimliydi. Ama öylesine soğuk ve ağır, kara ve madeniydi ki bu haliyle yeryüzüne yabancı olduğu, sönmüş yıldızların birinden geldiği, belki de ay madeni olduğu apaçık ortadaydı. Cebi ağırlığından aşağı çökmüştü. Rafı da çökertirdi. Soğuk ışınlar saçıyordu. Şüphesiz bu meteor artığı da cam parçası ve yıldız şekilli porselenle aynı düzlemde yerini almakta gecikmedi. Gözleri her birinde tek tek dolaşırken, artık bunları da aşan cisimlere sahip olma tutkusu genç adamı yiyip bitiriyordu. Kendini giderek daha bir kararlılıkla araştırmaya başladı. Bu tutku onu bitirmemiş ve ödülünün bir gün keşfedilmeye hazır yeni bir çöp yığını olacağına inanmamış olsaydı, Yorgunluk ve alay konusu olmak bir yana, uğradığı hayal kırıklıkları bile bu sevdadan vazgeçmesine yeterdi. Eline bir çanta, ucu uzayıp kısalan çengelli bir baston alıvermeye görsün, yer kürenin tüm döküntülerini talan etmeye koyuluyor, Arap saçı gibi çatallı çalıların altından girip üstünden çıkıyor, bu tip atılmış cisimlerin bulunabileceğini öğrendiği tüm sokak aralarını, duvar diplerini karış karış arıyordu.'' Beğenme ölçüleri yükselip, zevki daha bir keskinleştikçe hayal kırıklıklarının sayısı da artıyordu. Yine de hep bir umut ışığı, ilginç kesimli ya da kırıklı bir porselenin, cam parçasının hayali inançla sürdürmesine yetiyordu yaptığı işi. Günler günleri kovalıyordu. Artık genç sayılmazdı. Mesleği yani politikacılığı tarihe karışmıştı. Ziyaretine gelen de kalmamıştı. Yemeğe çağrılmaya değmeyecek denli sessiz biri olup çıkmıştı. Ciddi tutkularından kimseye söz edemiyordu. Anlamayacakları hallerinden açıkça belliydi. Şu an koltuğuna geri yaslanmış Charles'ın, raftaki taşları defalarca bilinçsiz kaldırıp, sırf hükümetin tutumuyla ilgili görüşlerini vurgulamak için sertçe yerlerine bırakışını izliyordu. ''Şu işin aslı neydi Can?'' diye sordu. Aniden dönüp Charles'la yüz yüze gelerek. ''Her şeyi böyle bir kalemde bırakmanın nedeni neydi?'' ''Ben bir şey bırakmadım.'' diye cevapladı Can. ''Fakat artık şans denen şeyin zerresi kalmadı ki senin için.'' dedi Charles sertçe. ''İşte o konuda yanılıyorsun.'' dedi Can inanmışlıkla. Charles ona baktı. Büyük bir huzursuzluğa kapıldı. Zihnini en akıl almaz kuşkular sardı. Tuhaf bir his, ona aynı şeyden söz etmediklerini söylüyordu. Bu korkunç huzursuzluğu dindirecek bir şeyler arar gibi bakındı. Oysa odanın dağınık görüntüsü sıkıntısını daha da artırıyordu. Duvarda asılı şu bastonla, eski püskü aba çanta da neyin nesiydi, ya şu taşlar, Can'a baktı. Yüzüne çakılı o uzak ifade, aklını başından aldı adeta. Arkadaşının kürsünün üzerinde görünmesinin dahi söz konusu olamayacağını iyice anladı Doğan. Neşirin taşlar, dedi olabildiğince neşeli. Ve bir randevuya yetişmek bahanesiyle Can'dan ayrıldı sonsuza dek. son